Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre Ateş. Bugün sizlere Amerika'da, özellikle Kaliforniya bölgesinde nasıl daha ucuz bir fiyata daha güzel bir araba kiralayabilirim, bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle aracımıza teslim almadan önce bakalım acaba otoparkımızda neler mevcut. Let's go! Arkadaşlar görüyorsunuz burada McLaren, Ferrari, Lamborghini, yine Ferrari, Audi TT, BMW, sanıyorum Mustang, yine bir Mustang, Dodge Challenger, Honda, burada Camaro'yu görüyorsunuz, hemen arkasından bir Jaguar, Tesla, Mercedes, Honda, şöyle göstereyim yine arkadaşlar, şurada yine Jeep var, Mustang var, burada Audi'yi görüyorsunuz. Burada yine Mercedes. Ve şu anda bizim aracımız göze çarpıyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi size bu araç hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 2016 model Ford Mustang. Günlük kirası $40 arkadaşlar. Artı 3 gün $120. $20 da ben bunun için ekstra bir sigorta yaptırdım. Toplamda bu araç bana 3 günlüğüne $140 mal oldu. Havalimanından buraya gelmek için yaklaşık olarak 3 mil boyunca Uber kullanmak zorunda kaldım. Uber çağırdım. Çağırdığım Uber'in parasını şirket bana bunlar ödemek zorunda. Şöyle içini göstereyim. Çok fazla temiz kullanmamışlar. Arkadaşlar aracı nereden aldığımı söylemek istiyorum sizlere. Aracımızı telefondaki bir tane Turo denilen bir uygulamadan aldık. Oldukça mantıklı, makul ve uygun çözümlerle, uygun fiyatlarla oluşturulmuş bir firma. Gerçekten bunu çok sevdim, çok beğendim. Turo'yu daha önce bilmiyordum. Benim mantığım her zaman havalimanına gittiğimizde yapabileceğim şey direktmen havalimanından düzgün bir araç alıp ödemesini yapıp gelmekti. Turo'yu da bu şekilde öğrenmiş oldum arkadaşlar. Çok fazla zamanınızı almadan Kaliforniya maceresine başlamak istiyorum. Buraya 3-4 günlüğüne geldik arkadaşlar. Aslında 3,5 gün ama ben de aracı 3 günlüğüne kiraladım. Çünkü saatler öyle denk düşüyor. Pazartesi günü sabah saat 8'de indim. Şu anda saat 8.30. Aracımızı devraldık. Perşembe günü öğlenleyin saat 1'de uçuşum var. Ben perşembe gününü dahil etmek istemedim. O yüzden Turo'da arama yaparken günlerimi pazartesiden perşembeye kadar, sabah saat 8.30'dan perşembe sabah 8.30'una kadar ayarladım arkadaşlar. Saat 8.30'dan sonra muhtemelen bir şekilde bir yerlerde gezip ondan sonra uçuşumun yaklaştığı saatlerde Uber kiralayıp Uber'le birlikte havalimanına geri döneceğim. Ford Mustang oldukça güzel. Daha önce hiç kullanmadım. Benim niyetim aslında aklımdan hep Camaro geçiyordu. Ama neden Ford aldım diye soracak olursanız, çünkü arkadaşlar bazı araçlara eğer dikkat ederseniz orada sürekli olarak mileage limiti var. Yani unlimited değil. Yani bu aracın normalde herhangi bir limit sınırı yok. Ama diğer benim almaya çalıştığım Mercedes CLA ya da Camaro'nun ya da ne bileyim Mercedes'in, BMW'nin ya da Jaguar'ın limited farkı vardı arkadaşlar. Belli bir limit koymuşlar. 300 mil, 600 mil, 900 mil diye. O tarihten sonra aracın markasına, modeline, cinsine göre yapacağınız, koyacağınız her mil için ekstra 0.50 sent ile 1 dolar arasında bir ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bu da hiç mantıklı değil. Size dilerseniz şöyle araçları gösterelim, diğer araçları. Bakın arkadaşlar, yine bir Camaro. Gözüm bundaydı, bunu çok beğendim. Ama bunda 600 mil limiti vardı. Ben 600 mili bir günde yaparım. Yani 3 gün çok az gelir. Şurada yine görüyorsunuz Corvette'i, bakın arkadaşlar. Araçlar aslında gerçekten çok uygun araçlar. Fiyatları falan çok uygun, aşırı uygun. O kadar uygun ki hatta şüphelenebilirsiniz yani. Acaba bu araç niye bu kadar uygun diye. Mesela bu Corvette'lerin arkadaşlar günlük kiralama fiyatı $99 artı sigorta yaptırmak isterseniz yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, Tesla'yı görüyorsunuz bakın. Şu aracın mesela günlük fiyatı $30, Tesla'nınki $99. Şöyle Mercedes'e gidiyordu arkadaşlar. Mercedes'in günlük kirası $55. Hepsini hatırlıyorum. Alfa Romeo $65. Toyota'yı hatırlayamadım. Bu Mercedes arkadaşlar $99. Günlük kirası arkadaşlar bu. Lütfen yanlış anlamayın. Bu Mercedes CLA, bunun da fiyatı $65 arkadaşlar. Mil sınır olduğu için bu aracı alamadım.
Onun dışında Ferrari var bakın burada, 139 dolardı. Çünkü yaklaşık olarak 4-5 gün boyunca sürekli fiyat takibi yaptığım için hepsinin fiyatlarını ezberledim. Bu Corvette arkadaşlar 99 dolar. Bu bu Audi fiyatını hatırlamıyorum. Yine Corvette 99 dolardı. Şöyle gidiyoruz. Tesla aynı fiyat. Tesla'nın arkadaşlar en düşük modeli 59 dolar. En yüksek modeli de 99 dolar yine. Ama bazen şirketten şirkete fark ediyor. 139 dolar olan da var. Şu karşıda gördüğünüz Corvette mesela 99 dolar günlük. Eğer aracınıza full sigorta varsa ekstra sigorta yaptırmak zorunda değilsiniz. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Arkadaşlar bu otoparkta görmüş olduğunuz bütün araçlar sadece bu Turo denen uygulamaya ait araçlar. Uygulama çok basit. Samsung'dan ya da iPhone'unuzdan Turo uygulamasını indiriyorsunuz. İçine bilgilerinizi yazıyorsunuz. Ad, soyad, adres, ehliyet ve kredi kartı bilgileri. Eğer araç kiralamaya karar verirseniz öncelikli olarak nerede ineceğiniz ve aracı aldıktan sonra nereye bırakacağınız çok önemli. Ayrıca saatler de çok önemli. Örnek veriyorum, pazartesi günü sabahleyin saat 8.30'da aracınızı alıyorsanız, çarşamba günü saat 9'da teslim edecekseniz yarım saatlik bir fark için 2 günlük ücret ödemeniz gerekiyor. Saatler burada çok önemli. 24 saati aşmamanız gerekiyor. Ben de o yüzden 4 saat daha sürüp 1 günlük kira ödememek için aracımı 3 günlük kiraladım dostlarım. Bunları görüyorsunuz. Bunlar çok ucuz araçlar arkadaşlar. Bunların günlük fiyatı 30-35 dolar, 40 dolar. En babası. Burada bir Mercedes görüyorsunuz. Evet, Ford Mustang'in aslında bu beyaz modelini istemiştim ben arkadaşlar. Ama bunda 600 mil sınırı vardı. Ben bunu rahatlıkla aşacağımı düşündüm. Yani bunun üstüne ben 400 mil daha koysam ve yapacağım her mil için 0.89 sent ödesem muhtemelen bu araç bana aracın fiyatı artı 300 dolar ekstra bir masraf çıkaracaktı. Evet arkadaşlar, bu Tesla'nın Tesla X modeli arkadaşlar. Bunun da fiyatı 139 dolardı en pahalı olanı. Bunun aynı fiyat olanları da var, 99 dolar. Burada Challenger'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Challenger'ın fiyatı 39 dolar. Çok iyi hatırlıyorum. Onun dışında dostlarım hemen burada Porsche var. Porsche'un günlük fiyatı 119 dolar ama mil sınırı koymuşlar. Çok fazla gezip tozmasın diye. Şurada diğer Mini Cooper'ı falan görüyorsunuz bakın. Evet arkadaşlar, karşıda mesela Toyota var. Bakın hibrit. Bunun fiyatı 24 dolar arkadaşlar. Burada Mercedes'i görüyorsunuz, BMW'yi görüyorsunuz. Bakın burada Porsche var. Porsche'un yine fiyatı 99 dolar ile 169 dolar arasında değişiyor günlük fiyatları. Araçlarımız gayet oldukça uygun. Yine burada bakın Mercedes'i görüyorsunuz. Benim en sevdiğim model bu araç arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorsunuz ve içiniz gidiyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yine burada araçlarımızı görüyorsunuz. Araçlar oldukça uygun. Tesla'yı görüyorsunuz. Tesla candır. Arkadaşlar şu aracı alacaktım aslında ben. Şurada görmüş olduğunuz sarıyı ya da buna benzer başka bir sarıyı. Bunlarda 600 mil sınırı olduğu için almaktan vazgeçtim. Ve o yüzden de ben Ford Mustang'i talim ettim. Burada Lamborghini'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlarda tek sıkıntı birazcık limit farkı var arkadaşlar. Yani unlimited değil. Bunlarla doyasıya saatlerce gezemiyorsunuz. Zaten firmanın da amacı o. Bu araçları alıp saatlerce gezip eskitmesine, yıpratmasına diye böyle bir çözüm önerisi getirmişler. O yüzden de kiralamaya ihtiyaç duymadım. Evet arkadaşlar, daha fazla bekletmeden, zamanımızı almadan gidelim aracımızı. Yavaş yavaş sürelim. Los Angeles'ı gezelim. Akşama bir tane arkadaşım gelecek. Florida'dan, Jacksonville'dan gidip havalimanından onu alacağım. Ve ardından Los Angeles'ı gezden sonra San Diego'ya gideceğiz. Ve San Diego'dan sonra düşünüyorum acaba ne yapsak diye. Acaba bir Meksika Tijuana'ya gitsek mi? Salı ya da çarşamba günü. Sabahleyin gelip akşamleyin çıksak mı? Ya da akşama çıkabilir miyiz? Daha fazla bekletmeden arkadaşlar çantamızı aracımıza koyalım. Son bir kez her ne kadar çalışan biz sizin için fotoğraflarını falan çektik dese de güvenmedim, güvenmiyorum. Siz de güvenmeyin arkadaşlar. Aldığınız ürünün, arabanın fiyatını, kenarlarını, resmini, sağını solunu, her yerini çekin. Arkadaşlar aracımız otomatik, kliması var. Araç içi şarj kiti var. Onun dışında arkada 2 kişilik bir koltuk daha var ekstra. İhtiyacımız yok çok şükür. Arkada bagajımız var. 4 tane tekerimiz, 1 tane de direksiyonumuz var.
Bunların oldukça yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla abartmadan şu parlaklığı silelim, atlar görünsün koşarken. Hadi arkadaşlar, binip gezelim. Acaba Kaliforniya sanıldığı kadar, düşünüldüğü kadar var mı? Let's go! Şair'in dediği gibi yetişemezsen el sallar.